Şamil ceza sahası. Verdi pası. Devrim gol pozisyonu. Vurdu kaleye, attı golü Devrim. 2-0. Ben Devrim Taşkaya. Eyüpspor Kulübü'nden geldim buraya. Geldiğim zamanlar Ömer Hoca vardı. Onunla bir 6 ay geçirdik. 6 ay geçirdikten sonra işte hocamız Yasin Hoca oldu. Güzel geçen sezonlar oldu. Geçen sene işte Yasin Hoca ile şampiyon olduk. İki kupa kazandık. Biri lig şampiyonluğu, biri de Süper Kupa şampiyonluğu. Hayalim ve hedeflerim var tabii. Burada U21'de yani şampiyon olmak istiyoruz. Ben ve arkadaşlarım. Hani şampiyon olduktan sonra A takımı çok istiyorum. İnşallah onu da başaracağım. A takıma çıkıp hani hayallerime, hedeflerime daha da çok yaklaşmak istiyorum, başarmak istiyorum. A takımı aslında bir hedef olarak koyuyorsun ama hedefin bir basamağını da gerçekleştirdin. A takım kadrosunda da yer aldın. Nasıl bir hissiyattı, anlatır mısın? Tabii, çok güzel his. Mesela işte Cengiz Hoca söylemişti, Yasin Hoca söylemişti. İlk duyduğunda tabii çok mutlu oluyorsun, heyecanlanıyorsun çünkü biraz daha hayallerine, hedeflerine yaklaşıyorsun. Güzel geçmiş zaten kampta. Abilerimle güzel geçti. Onlarla tanıştık işte. Güzel bir kamp oldu. İnşallah bundan sonra daha çok kadroya gireriz. Daha çok A takımda olurum. Hedeflerime, hayallerime daha çok yaklaşırım. Mesela Kerim Fıray. Hızını örnek alıyorum. O da çok hızlı. Yani Kerim Fıray diyebilirim. Gizli bir forvet gibiyim hani. Gol atabiliyorum. Pozisyona girebiliyorum. Hani bu özelliğim bayağı öne çıkıyor, öyle söyleyebilirim. Hani gol pozisyonuna girip gol atabiliyorum. Şampiyonluğu aldınız. Nasıl bir serüvendi? Sonrasında Altın Ordu finali, Süper Kupa'da da final. Yani iki şampiyonluk apoletli bir oyuncususun sen şu an bu 21 takımında. Neler yaşadınız bu serüvende? Bu serüvende tabii. Ya zaten biz o sezona başlarken hani şampiyonluğu düşünüyorduk. Şampiyonluk için hazırlanıyorduk. Zaten iyi başladık. Zaten şöyle söyleyeyim, şampiyon olacağımızı biliyorduk. Takımdaki herkes inanıyordu. Zor geçti tabii, Bursa'yla iyi bir çekişme oldu. Bunun sonunda tabii ligi biz kazandık. Ligi kazandık. Sonra Süper Kupa finali oldu Altın Ordu ile. O da çok zor bir maçtı. Öne geçmişlerdi. Çevirmeyi bildik. Kazandık. Öyle yani, güzel bir sezondu yani benim için. İki şampiyonluk çok iyi. Hem benim için hem arkadaşlarım için. Hayalim. Ya ben Beşiktaş'ta işte. Beşiktaş'ın ya efsane topçusu olmak istiyorum. Hani hep A takımda olmak istiyorum. Eğer başarırsam da bunu, Avrupa'ya gitmek isterim her futbolcu gibi tabii. İnşallah çıkarım A takımı, artık kendimi gösteririm. Çoğu zaten hani söylüyor, arkadaşlarım da bazen oynuyormuş, onlar da söylüyor. Tabii bunlar güzel şeyler, hani insana mutluluk veriyor. Ben de artık hani A takıma çıkmak istiyorum. A takımda hani kendimi göstermek istiyorum. İnşallah bunu başarırım. Bir şeyler yapmak zorundasın çünkü kulübün bir beklentisi var. Çünkü ben buraya transfer oldum. Kulübün beklentisi var, ailemin bir beklentisi var. Hani o beklentileri karşılamak istiyorum. Hani olacaksa güzel olur. Neden olmasın? Aileye de bir söz olsun o zaman burada. Aile, çünkü onların hani daha güzel yaşamasını istiyorum. Daha rahat bir şekilde yaşamasını istiyorum. Çünkü daha çok kendim için, onlar için oynuyorum. İnşallah bunu başarırım. Destekler mi sana? Destekler. Her zaman arkamdalar. Sağ olsunlar. Ben de inşallah onların beklentilerini karşılayacağım. Yasin Hoca? Yasin Hoca şöyle söyleyeyim, bana katkıları çok oldu. Yani onun sayesinde futbolumu daha çok geliştirdim. Hani daha çok özelliklerim oldu diyebilirim. O da zaten Beşiktaş'ta oynamış. Bize katkıları çok oldu. Sadece bana değil, arkadaşlarıma da. Ya zaten hala hocamız. Daha da çok şeyler öğreniyoruz. Öyle söyleyeyim. Devrim, son soru Vodafone Arena geliyor. Ve inşallah bir gün futbol A takım kadrosundayken de o statta sahaya ayak basacaksın. İnönü ruhu var orada. Beşiktaş için çok önemli. Nasıl, neler uyandırıyor sende bu futbolunu? Mesela o atmosferde oynamak istiyorum her futbolcu gibi. Beşiktaş'ın çok iyi taraftarı var. Ben de orada oynamak istiyorum. O kime ayak basmak istiyorum. İnşallah başarırım. Şamil ceza sahası. Verdi pası. Devrim gol pozisyonu. Vurdu kaleye, attı golü Devrim. 2-0.